Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Daha önce hatırladığınız üzere 1000 lira altı 2 tane telefon incelemiştik. Bugün biraz daha bütçeyi artırıyoruz ve 1000 ile 1500 lira arasında 2 tane telefon bulduk sizin için. İstersen sen kendi telefonundan başlamalı. Benim aldığım telefon TCL'in L7 modeli. Bunu 1200 liraya aldık. Yani internette de en pahalı 1300'e bulursunuz. Öyle bir fiyat bandında. Benim telefonda biz 1200 liraya almıştık. Aşağı yukarı benzer bütçede telefonları incelemek istiyorduk. Ama bugün fark ettik ki telefon 1500 lira olmuş. Artık bunun sebebini de siz bizden daha iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani bütçe olarak aşağı yukarı aynı telefonlar diyebiliriz. Tabii bir fiyat farkı oldu arada ama genel itibariyle kullanım düzeyi olarak aynı telefonlar diyebiliriz. İstersen benimkinden başlayayım biraz. Aynen. Melih başlasın. Ben uzaklaşıyorum buradan. Şimdi zaten fiyatından da tahmin edersiniz ki bize pek de bir şey vaat etmiyor bu telefonlar ama yine de bir kaba taslak bir sayalım. 5.5 inç HD Plus bir ekranımız var. 18.9 display'imiz var. 4 çekirdekli bir işlemci olduğundan bahsediyor. 32 GB depolaması ve 2 GB RAM'i var. Hoşuma giden kısım 3000 mAh bataryası var. Bunu şimdi ne kadar eriyeceğini videoda göreceğiz zaten ve Android 10 ile geliyor. Android 10'un Go Edition ile geliyor. Evet, şimdi telefonu elimize aldık. İlk baş biraz tasarımından bahsedelim. Tam full plastik bir kasa zaten. Aynı zamanda çıkabilen bir kasa. Şöyle direkt çıkarabiliyorsunuz. Burada bataryası var. Gayet eski sistem, tatlış bir şey. Çift sim kart girişi var. Telefon açıldı. Yani telefon ekranı 5.5 inç ama sanki daha ufakmış gibi bir izlenim veriyor aslında. Menü geçişi bana şaşırtıcı derecede akıcı geldi. Şimdi kamerasıyla başlayalım. Kamera olarak arka kamerada 8 megapiksellik bir kamerası var. Ön tarafta da 5 megapiksellik bir kamera var. Arka kamerayla direkt şu an bizi çeken Mami'yi bir çekelim. Teşekkürler. Fotoğrafa ulaşabilmek için biraz zorlamamız gerekti. Şimdi de ön kameraya bakalım. Biri bir tık daha iyi, diğeri biraz flu kalmış, hem de düşük pozlama kalmış. Ama olsun yani, telefon için zaten beklediğimiz bir şey. Şimdi bir YouTube'a girelim, ekran kalitesini bir görelim. Aynı zamanda hoparlörlerini bir görelim. Ya yine böyle hani çalışıyor mu çalışıyor ama ufaktan bir teklemeye başladı. En yüksek çözünürlüğünü alalım. Şimdi görüntü kalitesi olarak 1080p'yi veriyor. Bu güzel bir şey. 1200 liralık telefonun ekranı için yine de fena değil. Şimdi biraz ses verelim. Fulledik sesi. Şöyle bir duyalım. Şimdi ses için de şöyle mikrofona yaklaştırayım. Katıldık arkadaşlar. Bize dönüş olarak gelecek mesajı bekliyor olacağız. Yani bununla dışarıda hiçbir şeyi duyamazsınız. Şimdi görüntülü konuşmaya geçelim. Alo. Koray niye sana dalacakmış gibi bakıyor? Koray. Sesim geliyor mu? Böyle yarım yarım geliyor Melih. Melih. Şu güzelliğe bakar mısın? Böyle peki şöyle yakın konuşsam şu an geliyor mu? Görüntün donuyor Melih. Görüntü donuyor. Görüntü nasıl? Çünkü ben bile buradan şu an kopuk görüyorum kendimi. Bir şey söyleyeyim mi? Kötü gelmiyor buraya. Gayet iyi geliyor. Harbi mi? Ama büyük ihtimalle internet alıcısı da biraz... Sen şöyle işte şey yapayım, böyle kaydırayım sağa sola. Bence kötü değil bu arada. Hoparlörden dolayı çok yarım yamalak alıyorum. Yani düşük geldiği için ama kopukluk yok. Donuyor ama... Evet, şu an bayağı dondu. Fena değil diyecektim ama bayağı dondu. Atı gitti şu an. Yani görüntülü konuşmamız da böyle oldu. Yapabiliyor musunuz? Yapıyorsunuz ama tabii çok fazla kasma, donma oluyor. Bu arada 1,5 dakika kadar sürdü görüntülü konuşmamız. Bu süre içinde telefon bayağı ısındı. Ya zaten telefon size devamlı bunu kullanmayı vaat etmiyor. Ama en azından yapılabiliyor mu? Yapılıyor. Yani biz Merdan'la anlaştık. Ben şimdi burada biraz çok sesten biraz bunu aldım. İçeri geçeceğim. Kanepede devam edeceğim. Oyun kısmını da orada görelim. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Benim elimde de Doge X95 adında bir cihaz var. Dediğim gibi bunu 1200 liraya almıştık ama şu an fiyatı 1500 lira. 2 GB RAM'i ve 16 GB dahili depolaması var. Şöyle bir sıkıntı var. Ben bu telefonu açıp kurdum zaten ama kutusunu olabildiğince kapatmaya çalıştım. Şöyle bir kılıf içinde geliyor. Kılıf derken kutu içinde. 13 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere 3 tane kamerası var. Ön kamerası da 5 megapiksel büyüklüğünde. Şimdi burada ufaktan bir kutuda ne olduğunu göstereyim. Şu çok iyi. Hani vardır ya bunu bir tarafını açarsın, ekrana yapıştırırsın, diğer tarafını çekersin. Açtım, çektim ama ekrana yapıştıracağım şey ortada yok. Yani bunu da herhalde ayıp olmasın diye göndermişler de ben bunu ne yapacağım bilmiyorum. Merkezi bir servisi varmış. Bu arada şöyle ilginç bir durum var Doge ile ilgili. Tasarımlarını arkadaşlar İspanya'da yaptırıyorlarmış. Biraz Poco havası veriyor aslında ama gerçekten İspanya'da yaptırıyorlar. Hatta Designed by Doge in Spain yazıyor. İçinde şöyle bir normal klasik USB Android bir şarj aletimiz var. Burada da bataryası var. Şöyle bir şey diyor. Bunlar dışında bir şeyle şarj edersen telefonun sıkıntı olur. Garanti kapsamına bile girmez diyor. 4250 mAh bir bataryası var ama 10 Watt'la şarj oluyor. 10 Watt. Ben bunu sabah 10.30 gibi şarja taktım. Saat şu an 17.37. Şarjı %78. Bunu bir gün kullanmak için 2 günde şarjda tutmak gerekiyor. Bu yüzden burası bir eksi puan. Net bir eksi puan. Şimdi kutuyu bir kenara koyalım. Telefonumuzu elimize alalım. Bir şöyle seriden YouTube'u açalım. Yani ekran 1200 liralık. Bu yüzden 1080p kalite bile vermiyor. 720p ama bu fiyata yani şükredin diyoruz. Şöyle bir tıklıyorum. Ufak tabii bir gecikme var. Evet, bayağı bir
kasarak ilerliyor. Normalde biz videoları 4K çekiyoruz ama 720'den öteye taşımıyor kral. Bayağı yağlı boya gibi bir görüntüsü var videoların. Bir tane müzik açacağım ama çünkü iki tane buraya hoparlör niyetine delikli nokta koymuşlar. Delikli nokta neyse artık işte. Yani iPhone'dan ince bir tasarım şey yaparak şöyle bir telifsiz müzik açayım. Bu videoda birçok açıdan fiyat üzerinden gideceğim. O yüzden bence fiyat için okey diyebiliriz. Benden not alıyor yani, tamam notunu alıyor. Şöyle bir kamerasına bakalım. 5 megapiksel ön kamerası var. Mami bana bir poz ver, bir fotoğrafını çekeyim. Mami poz seçiyor şu an. Normal alabiliyor mu? Bir de video çekeyim şöyle. Şöyle video performansını da görmüş olun bir yandan. Yani biraz karanlık çekiyor tabii ama şöyle ışığını kısıp açabiliyor muyuz bakayım bir. Oo, gel Melih. Şöyle bir ışığını kıstık. Bu karanlık modumuz. Aydınlığa bak şimdi. Tam bir sırlar dünyasına giriş yaşanıyor burada. Kaydetmesi de bir müddet sürdü. Beauty diye bir şey varmış. Modu var. Şu fotoğrafa bakar mısın? Ne olur dur. Bu ne hocam? Hocam bu ne? Bu ne? Melih beni aramıştı. Ben de şimdi Melih'e iadeyi arama yapıyorum. Melih'ciğim içeri gider misin senden rica etsem? Şimdi Melih'e bir görüntülü arama yapacağız. İçeri gitti kendisi. Melih'i bir arıyoruz. Ben kendimi kasarak görüyorum. Hah. Melih? Hesap makinesi gibi. Gerçekten mi? Ay yok, şimdi topladı güzel, şu an güzel. Şu an geliyor mu? Geliyor. Peki bir şey soracağım, elim sende akıcı mı? Yo, değil. Bir arka kamerayı alıyorum, beni böyle gör bir de. Şu an nasıl görünüyorum? Göremiyorum. Nasıl göremiyorsun ya? Görünmüyor muyum? Siz de mi görmüyorsunuz beni arkadaşlar? Ben bile kendimi dolmuş olarak görüyorum, şuna bak. Bu ne ya? Tamam, Melih'e teşekkür ederim. Evet, görüntülü aramamız da bu şekildeydi. Şimdi oyun testiyle devam ediyoruz. İki tane oyun indirdik. Biri PUBG, biri de Temple Run 2. Şimdi direkt PUBG ile başlayalım. Telefonun şarjı %87 bu arada. Biz başladığımızda daha yeni şarjdan çıkarmıştık. %98'di. Biz oyun kısmına gelene kadar %87'ye geriledi. Evet, şu anda uçak da başladı. Aslında fena değil. Yönlendirmekte çok zorlanıyorum şu an. Yani oyuna girdiğimizden beri aslında kasıyor. İlk andan beri kasıyor. Biz de birkaç rakip öldürdük ama onları da çok zar zor yaptık. Yani gerçek bir maçta bunları asla yapamazdık. O yüzden bununla daha fazla vakit kaybetmeyelim bence. Temple Run'a geçelim. Orada daha iyi bir performans göstereceğine inanıyorum. Temple Run biraz daha seri açıldı. Bakalım yönlendirmeler çalışıyor. Sıkıntı yok. Zıplamada bir sıkıntı yok. Sağa sola gitmede bir sıkıntı yok. Ya şimdiye kadar kasma olmadı. Evet, sıkıntı yok. Temple Run sıkıntısız çalışıyor ya. Evet arkadaşlar, şimdi oyun testlerimizi bitirdik. Telefon kesinlikle rekabetçi oyunlar oynayabileceğiniz bir telefon değil. Şimdi de Google haritaları bir deneyeceğiz. Ufak bir tur atacağız arabayla. Ben şimdi onun için dışarı çıkıyorum. Merdan da oyun oynayacak. Melih navigasyonu denemek için ofisten ayrıldı. Ben de oyun oynamak için bizim bu oyuncu koltuğumuza oturdum. Şimdi sıra bende. Ben PUBG'ye bir tıklıyorum. Şu an ne kadar sürede açılacak bunu göreceğiz. Bakalım, bekliyoruz. Tıklaması da biraz sürdü, bunu fark etmişsinizdir zaten. Siyah ekran içinde güzel. Tencent Games'i gördük en azından. Bu arada güncellemeyi biz video başlamadan 5 dakika önce attım. Oy. Sesi Melih'teki telefondan bir parça daha iyi gibi bu arada. Bunu söylemem lazım. Evet, biz lobiye gelene kadar zaten süre bitmiş. Evet, şöyle bir uçağımızı görelim, klasik. Hiçbir şey görünmüyor. Allah aşkına şu arabaya binince ne olacak? Şu an yürüyoruz arkadaşlar. Evet, şu an dibe battık ama hala yürüyoruz. Şimdi hemen A kemiği bulduğumuz gibi hemen adam aramaya başlıyoruz. Ya oyunun bu arada başlangıçta berbat başladı gördüğünüz gibi. Akıcılık olarak yani 1200 lira diyorum. Evet, ölmek isteyen arkadaş buradaymış. Hemen kendisine yardımcı olduk. Gel yok öyle yok. Hızlıdan bir Temple Run gireyim. Bu arada ben bunda akıcı çalışacağımı düşünüyorum. Ve koşu başladı. Şöyle bir seriden toplandık. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Yani aslında bayağı akıcı gidiyor. Söylediklerimi hızlı alıyor, erken alıyor. Yani daha önce de söylediğim gibi ince bir yağlı boya havası veriyor oyun. Ekran daha doğrusu komple yani telefon. Ama fena da diyemem. Yine de şöyle bir akıcılığa baktığımızda oyun bize istediğimizi kısa süre içinde veriyor diyebilirim. Telefonumuz bayağı bir ısındı. Bunu biraz bekletmemiz gerekecek. Hem de şarja takayım bari çünkü zaten bir günde şarj oluyor. Melih navigasyona çıktı. Artık o ne zaman dönerse benim telefondan devam edecek. Evet arkadaşlar, şimdi bir gün sonrasında telefonun navigasyon testini yapacağız. Şimdi burada yakınlarda bir adres gireceğiz. Bildiğimiz bir adresi yazalım. Evet, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir adres girdik. Şimdi burada yol tarifi istediğimizde şöyle biraz kastı ama bizi bozmadı, gösterdi. Konumumuzu hazırladık, telefonu yerimize koyduk, yavaştan yola çıkıyoruz. Aslında vermemesi gereken bir uyarıyı verdi. Evet, şimdi bilerek yanlış bir yola girdim. Bakalım nasıl toparlayacak diye.
Orada bize sağ dönün demişti ama halbuki sağ dönülmez uyarısı vardı. Yani ben buraları bilmiyor olsam şu an aslında bana çok büyük bir hata yaptırmış olacaktı. Bilin bakalım nereye çıktık. Ben bu yolu bildiğim için şey yapıyorum. Bak burada navigasyonda dümdüz gösteriyor değil mi? Bak bakalım dümdüz gidebiliyor musun? Evet. Evet, şu an biz geri geri gitmeye devam ederken yeni bir yol verdi. Sola dön dedi ama şu an sol tarafımda kanal var. 100 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa gidin. Hassasiyeti iyi ya. Ya evet, şu an aslında çok... Yani doğru şeyi doğru zamanda söyledi aslında. Çok şaşırtıcı yani. Başta yaptırdığı hata hariç ki onda da bence hani yeni açtığımız için belki ısınmış olabilir, o yüzden falan bir baga girmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama onun dışında gerçekten yolu iyi takip ediyor yani. O hatadan sonra herhalde hatasını anladı ve gereğini yaptı kendi içinde. Bu kadarı da zaten her telefonda oluyor yani. Arkadaşlar, Melih'in olayı bitti. Şimdi sıra bende. Bir turda ben gideceğim Mavia 414'e kendi telefonumla. Bakalım bende sonuç nasıl olacak? Mavia 414 park diyelim, aynı yer zaten. Bekliyoruz. Tıkladım ve bekliyorum şu an. Evet, 2.4 kilometre 7 dakika dedi. Bize en azından en yakın yolu göstermiş gibi görünüyor. Şimdi bir arabayı çalıştıralım önce. Şimdi ben çok navigasyon açtım ama ben zaten yolu ezbere biliyorum. Olay navigasyonun bana ne kadar hızlı tepki verdiğiyle alakalı. Şu an ters yola döndüm mesela. Gidiyorum, navigasyonun umurunda bile değilim şu an. Ters yönde şu an 100 metre geldim. Yanlışlıkla istediğimiz yola dönemedik. Ama navigasyon yine fark etmedi. Şimdi fark etti. 200 metre sonra. Ya telefon kendi kendine hareketler yapıyor arkadaşlar. Bak vallahi gerdi beni yani bu telefon. Evet arkadaşlar, şimdi dönüşümüzü yaptık. Telefonlarımızla ilgili son bir değerlendirme yapalım istedik. İstersen kankam sen başla. Şimdi ben bu telefonu aslında beğendim. Çünkü her şeyi 1200 lira, 1500 lira olarak değerlendiriyorum. Ve bu fiyat için bence gayet okey. Yani ben bunu son fikrim olarak söyleyeyim. Çocuğunuz vardır, işte okula gidecektir, böyle alo desin diye. Bir de bir güzel tasarım, bence fena değil çünkü. Yani kötü bir tasarım yok. Ben tasarımını beğendim ama. İspanyol tasarım bu arada. Alo alo dersiniz. Ufak bir sosyal medyada minik gezintiler yaparsınız. Bunun için gayet yeterli diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun? Aslında ben yani kendimden ziyade seninkinin tasarımını beğendim. Bir de ekranı daha büyük ya mesela, evet. Haritaya bakarken bu bayağı zorlaştırdı bizim işimizi. Denerken işte tam bir kere görüntülü konuşma yaparsınız veya sosyal medyada gezinirsiniz. Ama bunu her gün yaptıracak bir telefon gibi gelmiyor bana. Aldıktan böyle bir ay, iki ay sonra falan bence daha da sıkıntılı bir hale gelir. Ben bunu şöyle bir alternatif olacağını düşünüyorum. Yedek telefon olarak. Hani böyle telefonu servise vereceksin. Bir sürekli böyle alo alo demeye ihtiyacım var. Onun için alınabilir. Alırsın 1000 liraya koyarsın, kenara durur. Sence sağlamlık konusunda ne durumdalardır? Bir iddiam var mı bu konuda? Şöyle bir... Yani, çok yapmayayım. Şöyle kamerada gözükür mü bilmiyorum. Oo. En ufak bastırdığım anda direkt şey içeri geçmeye başlıyor yani. Ben yine de senin de müsaadenle bu telefonlara eşit bir sağlamlık testi yapmak istiyorum. Şimdi testimize geçelim seriden. Önce bir bataryaları çıkaralım da ayaküstü patlamayalım burada. Diyelim ki bir masada oturuyorsunuz arkadaşlarınızla kafede. Su içiyorsunuz, eliniz çarptı, su dökülecek. Şöyle yaptım, arkadaşıma konuşuyorum, dönerken... Devrildi. Dedim ki, aa neler oluyor burada? Telefonumu aldım. Açılacak mı? Açılır ya. Doge açıldı. Evet, TCL de açıldı. Bu arada hava nasıl sıcaksa direkt kurudu telefonlar bu arada gerçekten. Ufaktan da bakalım nasıl çiziliyorlar. Şöyle bir, önce bir düz... Vallahi hiçbir şey olmadı. Gorilla Glass mısın be kardeşim? Hafif böyle bir şey veriyor ama çok böyle bir etki olmadı aslında. Hiçbir çizik yok. Ama şöyle yaparsam... Evet, ufaktan bir oldu. Tamam, ikisinin de kasa zaten Allah'a emanet. Böyle görüyorsunuz. Bir de buna değeyim hemen. Doge'nin kasası daha iyi bu arada. Oo. Değil bu arada. Anında lafımı yedim. Şöyle bir likiditen daha deneyeceğim. Bir şey söyleyeyim, hiçbir şey olmadı. Şu çizikler az önce olmuş. Hiçbir şey olmadı lan telefona. Şu aynı sertliği buna deneyeceğim. Buna burada hiçbir şey olmaması çok şaşırdım. Bu ona çok bir şey olmadı. Yani bence okey ama bir de düşürelim o zaman. Bakalım şimdi ne olacak. Bir de telefonlara şimdi bir düşürme testi yapalım. Önce bir cep mesafesinden düşüreyim bakayım. Mesela cebime koyarken şöyle boşa doğru düştü. Bakalım ufaktan, hiçbir sorun yok. Bir de kulak hizasından mesela şöyle telefonla konuşuyordum. Şu an Melih yok, eşim olmadığı için birisi omuzuma çarpamayacak ama şöyle konuşurken
Üst üste düştüler bu kez. Ben bunu bir daha yapmak istiyorum çünkü arkaya doğru düştüler. Hemen seriden bir daha düşürüyorum. Buradaydık. Yine bir sıkıntı yok. Şu an çalışıyor. Biraz daha bastırsam bükeceğim. Hatta bir de onu mu denesek? Bana bir Kore'yi çağırsanıza. Kore'yi yanımıza aldık arkadaşlar. Önce bir eldiveni tak kardeşim. Sonra gözlüğünü tak. Gel. Acık terledim ama. Canın sağ olsun. Yani. Buyur. Şimdi seç birini. Borç. Tamam. Senden yapmanı istediğim şey şu. Bunu böyle buraya koyuyorsun. Buradan o güçlü kaslı kollarınla kilomla vermen gereken kuvveti vererek telefonu büküyorsun. Ama bir kuvvetini bir hesapla kardeşim. Çünkü bu telefonun aynısını yapacağız. Plastik gibi bu arada. Bayağı ekranı meklanı her şey plastik. Buyurun. Duruyorum. Aydın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz büküldü ama sen, yaşıyor. Hadi baba sen yaparsın. Hazır kırmışken bataryasını da çıkar. Önce çıkarıp sonra kırmak gerekiyordu ama. Ben bataryayı alıyorum abi. Tamam dur patlama da. Patlamaz. Garantisi benim. Evet ilk cesedin için seni tebrik ediyorum. Eyvallah abi. Kırıyorum. Elde kırabilir misin? Kırarım bence. Şey yap, şöyle dur yapma tam da korktum. Yine aynısını yap ya bari en azından şey şöyle bir şey söyleyeceğim. Ortak ya yani benzer bir kuvvet vererek yap ki hangisinin daha kolay kırıldığını tamam. Da biz anlayalım. Kardeşim, şöyle koyduk mu? Nasıl bir denge kralısın da. Bu çok daha... Şu an ses geldi bile bu arada. Evet. Buyurun. Ekran gitti. Hiç bastırmadım şu an. Buray, finish'im. Finish mi? Come on. Şöyle göstereyim. Sana göstersin. Burası biraz büküldü ama daha tam bitmedi bu abi. İstiyorsun... Koray ne yapıyorsun? Şimdi gitti. Evet, tam bir dik açıya doğru. Evet. Hangisi daha kolay kırıldı? Bu. Bu değil mi? Aynen. Artık... Tamam mı? Yeter bırak çocuk. Yetmez. Benim elimde şu an 3-4 parçalık bir telefon olmuş oldu. Koray... Ya, yeter be kardeşim ya. Yeter artık yeter diye. Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Koray teşekkür ediyorum bana yardımcı olduğun için. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir, yorumlarda belirtebilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.